Merhaba sayın seyirciler. Metnuş Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan yeni gelişmeleriyle tekrar karşınızdayız. Güney Kürdistan'dan Türkiye'ye petrol taşıyan Kerkük-Ceyhan petrol boru hattına yönelik Selahattin Kenti yakınlarında bombalı bir saldırı düzenlendi. Hattı işleten North Oil Company'den yapılan açıklamada saldırının boru hattında yangına yol açtığı belirtildi. Petrol akışının durduğunu bildiren şirket sorumlusu yangının söndürüldüğünü ve tamirat çalışmalarının başlatıldığını ifade etti. Bu boru hattı üzerinden Kerkük petrolü Ceyhan'a ulaştırılıyor. Suriye'nin Halep kentinde rejim güçleriyle Özgür Suriye ordusu arasında meydana gelen çatışmada yaralanan 5 kişi tedavi için kilise getirildi. Edinilen bilgilere göre Suriye'nin Halep kenti yakınlarında rejim güçleriyle Özgür Suriye ordusu arasında çatışma çıktı. Meydana gelen çatışmada yaralanan 5 kişi araçlarla Öncü Pınar sınır kapısına getirildi. Sınırda hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülerek ilk müdahale yapıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılardan durumu ağır olanların Antep'teki hastanede sevk edildiği öğrenildi. Türk devletinin Rojava'da Kürt halkına saldıran çetelere verdiği destek defalarca teşhir olmuştu. Bu yardımlardan biri de önceki gün Hatay'da ortaya çıktı. Önceki gün Hatay'ın Kırıkhan Reyhanlı yolu üzerinde polisler İnsani Yardım Vakfı İHH'ya ait bir tırı durdurdu. Çok sayıda silah ve cephanenin bulunduğu tır Hatay valinin devreye girmesi üzerine geri bırakılmıştı. HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel tıra ilişkin meclis başkanlığına Türk Başbakanı Erdoğan'ın yanıtlaması için yazılı bir soru önergesi verdi. Soru önergesinde şu sorular yer aldı. Kırıkhan-Reyhanlı yolu üzerinde durdurulan tırda gıda maddeleri arasında gizlenen roket başlıkları ile silah ve mühimmat bulunduğu iddiaları doğru mudur? Jandarmanın durdurduğu tırın İnsani Yardım Vakfı İHH'ye ya ait olduğu iddiası doğru mudur? Doğru değilse bu tır kime aittir? Söz konusu tır hangi amaçla kullanılmaktadır? Operasyon sırasında bir MIT görevlisinin tırda bulunduğu iddiası doğru mudur? Doğru ise bu tırda bulunma nedeni nedir? dedi. Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Valeri Amos da yaptığı açıklama ile sınırı geçecek tüm yardım tırlarının gümrük kontrolünden geçmesini istiyoruz dedi. Suriye'de Esad rejimine karşı mücadele veren bir grup örgüt çetelere verdiği destek nedeniyle Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etmeye hazırlanıyor. Suriye Ulusal Koordinasyon Komitesi'nin liderlerinden biri olan Haytham Manna, teröre destek vermek ve terör grupları ile işbirliği yapmak suçlamasıyla 11 İnsan Hakları Örgütü'nün Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet edeceğini açıkladı. Manna, Türkiye'yi Suriyeli olmayan terörist grupların Suriye'ye girişine kolaylık sağlamak, bunlarla işbirliği yapmak ve bu grupların Türkiye sınırları içerisinde eğitim görmesine izin vermekle suçluyor. Şikayette bulunan 11 kurum arasında Halklar ve Kalkınma için Küresel Ağ, Savaş Suçlarına Karşı Uluslararası Koalisyon, Arap Komisyonu Hakları adlı örgütler de bulunuyor. Türkiye'den de bazı insan hakları grupları suç duyurusuna destek veriyor. Suriye Ulusal Koordinasyon Komitesi Suriye'de üçüncü bir yolun mümkün olduğunu savunuyor. Anayasa Mahkemesi tutsak BDP milletvekilleri Gülser Yıldırım ve İbrahim Ayhan'ın haklarının ihlal edildiğine karar verdi. BDP'nin tutuklu milletvekilleri İbrahim Ayhan ve Gülser Yıldırım'ın avukatları Anayasa Mahkemesi'nin kararını değerlendirdi. Kararın olumlu ancak gecikmiş bir karar olduğunu belirten avukatlar, Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar, Diyarbakır mahkemelerinin vermiş olduğu kararın hukuksuz olduğunu belgelemiştir dedi. Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından tutuklu vekillerin avukatları Ahmet'teki 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye için başvuruda bulundu. Mahkeme heyeti tahliye talebine ilişkin iddia makamının mütalasını almak için dosyayı savcıya gönderdi. Dosyayı görüşen savcılık her iki tutuklu vekil için tahliye talebinde bulundu. Tutuklu vekillerin durumunun ilerleyen saatlerde netleşeceği belirtiliyor tutuklu vekillere ilişkin olarak Meclis Başkanı Cemil Çiçek de benzer durumların yaşanmaması için anayasal değişikliğe ihtiyaç olduğunu belirtti. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç ise tutsak vekillerin tahliyelerinin bir an önce yapılması gerektiğini kaydetti. Avrupa Barış ve Demokrasi Meclisi Kadın Özgürlük Komisyonu Paris'te 11 Ocak'ta yapılacak yürüyüşe ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Paris katliamı biz kadınların yüreğinde de derin yaralar açmıştır. Şimdi zaman bu yaraları 11 Ocak'ta isyana dönüştürme zamanıdır dedi. Ocak 2013'ten bu yana gerçek katillerin gizlenmeye devam ettiğini belirten Abdem Kadın Özgürlük Komisyonu, Paris katliamının aynı zamanda Avrupa hukukunun iflası olduğuna vurgu yaptı. Fransa devletinin gerçek sorumluları ve katilleri saklamakla katliamcı güçlere destek verdiğini belirten açıklamada, Paris katliamı bağımsız kadın kimliğine sıkılmış bir kurşundur. Biz kadınlar olarak bu saldırılara özgürlük mücadelemizi daha da yükselterek cevap vereceğiz denildi. Katliamın arkasındaki güçler açıklanıncaya kadar ABDEM Kadın Komisyonu'nun eylemlerine devam edeceği belirtildi ve Avrupa'da yaşayan tüm kadınları, demokratları, insanlıktan ve özgürlükten yana olan herkesi 11 Ocak'ta Paris'te gerçekleşecek yürüyüşe güçlü bir şekilde katılmaya çağırıyoruz denildi. Erzurum ve Afyon'da Kürt Afyon'da Kürtler ırkçı gruplu ırkçı grupların saldırısına uğradı. Saldırıda birçok öğrenci yaralandı. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde dünkü saldırının ardından akşam saatlerinde Yenişehir Elektrikçiler durağında ve Hacı Ahmet Mahallesi'nde Kürt öğrencilerin evlerine saldırı gerçekleştirildi. Bir öğrenci evinin camlarını kıran grup kapıyı zorladı. Saldırılan evdeki öğrencilerin imdadına yine öğrenci arkadaşları yetişti. Kürt öğrencilerin olay yerine gelmesi üzerine ırkçı grup kaçtı. Afyon'daysa ise Kocatepe Üniversitesi'nde okuyan Kürt öğrencilere ırkçı gruplar saldırdı. Saldırıda biri ağır olmak üzere 5 öğrenci yaralandı. Öte yandan İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi olayları yerinde incelemek üzere bir heyet oluşturarak Afyon'a gitti. BDP Agri Milletvekili Halil Aksoy da mecliste saldıya ilişkin yazılı bir soru önergesi verdi. Çocuklara yönelik cinsel istismarın artışta olduğu Türkiye'de yargı skandallarına bir yenisi daha eklendi. 23 Aralık'ta Afyon'un çay ilçesi Pınarkaya köyünde 12 yaşındaki A.İ. 16 yaşındaki B.D.'nin cinsel istismarına maruz kalmıştı. A.İ.'nin babası savcılığa B.D. hakkında şikayet başvurusunda bulundu. Ancak savcılığın baba Ayhan İ'ye olan olmuş, daha neyi araştırmamı istiyorsun dediği öğrenildi. Savcılıktan Afyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin raporunu isteyen baba üstüne bir de savcılık tarafından tehdit edildi. Öte yandan tecavüzcü BD'nin bir gün karakolda tutulduktan sonra serbest bırakıldığını belirten baba Ayhan İ oğlunun psikolojisinin bozulduğunu ve artık okula gidemediğini belirtti. İsrail'e geçiyoruz. İsrail savaş uçakları Filistin'in Gazze şehrine hava saldırısı düzenledi. Saldırılar Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry'nin bölgeyi düzenlediği ziyarete denk geldi. Perşembe günü bölgeye giden Kerry Kudüs ve Ramallah'ı ziyaret ederek İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Filistin Başkan Başkanı Mahmut Abbas ile görüşmeyi planlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın görüşmeler sırasında olası barış anlaşmasının genel hatlarını içeren bir taslak sunması bekleniyor. İsrail ile Filistin'in uzlaşma sağlayamadığı maddeler sınır meselesi, Filistin'in bir devlet olarak İsrail tarafından tanınmaması ve İsrail'in Yahudi yerleşim yerlerinin inşasına devam etmesi olarak gösteriliyor. Kolombiya'da Ulusal Kurtuluş Ordusu ELN yılın ilk günü Kuzey Santander eyaletinde petrol boru hattına bombalı bir eylem gerçekleştirdi. Petrolün toplandığı bölgede büyük hasara yol açan eylemin petrol tekerlerini çevreye verdiği zararı protesto için yapıldığı açıklandı. Bölgede daha önce halk petrol şirketine karşı protestolarda bulunmuştu. Ülkenin ikinci büyük gerilla grubu olan ELN geçtiğimiz Kasım ayından bu yana Kolombiya hükümetiyle barış görüşmelerinde desek. bulunuyor. Fakat taraftar arasında henüz bir ateşkes ilan edilmiş değil. Yunanistan'daki yolsuzluk soruşturmasının boyutları genişliyor sayın seyirciler. Savunma Bakanlığı eski silahlanma müdür vekili Antonis Kantas 13.4 milyon euro rüşvet aldığını itiraf etmesinin ardından bunun 10 milyon eurosunu devlete geri verdi. Kantas geçtiğimiz hafta polise verdiği ifadede aralarında Almanya, Fransa, Rusya, Brezilya ve İsveç'ten şirketlerin karıştığı yolsuzluğun detaylarını açıklamıştı. Soruşturmada ismi geçenler arasında en az iki eski savunma bakanı, ordu mensupları, bürokratlar ve iş adamları bulunuyor. 1990 ve 2000'li yılları kapsayan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Alman ve Yunan savcıları işbirliği yapıyor. Yunanistan geçtiğimiz son 10 yılda Avrupa Birliği ülkeleri arasında en fazla askeri harcama yapan ülke konumunda bulunuyor. En azından itiraf etmiş sayın seyirciler. New York'un yeni seçilen belediye başkanı eski Sandinist solcu eski bir gerilli olan de Blasio dün yemin ederek belediye başkanlığı görevine başladı. Kolombiya Üniversitesi'nde Latin Amerika siyaseti üzerine eğitim alan ve İspanyolcayı iyi konuşan de Blasio, Sandinista yönetimine hayranlık besliyordu. Bu nedenle 1988'de Nikaragua'ya giderek Amerika Birleşik Devletleri'nin komünist gerillalar olarak nitelendirdiği Sandinista Partisi saflarında görev aldı yakın zamanda ise 2012'deki Wall Street hareketi içerisindeydi. Seçim programında 500 bin dolardan fazla geliri olanlardan ek vergi alıp bununla bütün fakir çocukların anaokuluna gitmesini sağlayacağını söyleyen de Blasio, New York halkının %73'ünün oyunu alarak belediye başkanı seçildi. Darısı hepimizin başına sayın seyirciler. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek üzere. Hoşçakalın.